Sen de hoş geldiniz. Yeni bir programla Habertürk ekranlarında yeni birine söz sende demeye hazırız. Bugün bizlerle beraber olacak isim Türkiye'nin en başarılı, genç, yetenekli fotoğrafçılarından biri. Herhalde aklınızda kim olduğu hemen canlanmıştır. Mehmet Turgut bizlerle beraber olacak. Hem son derece başarılı portreleri var, hem çok başarılı afiş çalışmaları var. Çok sevilen bir isim, arkadaş çevresi çok geniş. Üstelik de meslektaşım bir televizyon projesi var. Uzun zamandır devam eden bir televizyon programı var. Bakalım bize neler anlatacak? Mehmet Turgut'a söz sende diyoruz. Türkiye'nin en önemli, en bilinen ve en sevilen fotoğrafçılarından biriyle birlikteyiz. 10 parmağında 10 marifet aslında kendisinin. Meslektaşım da bir yandan. Sevgili Mehmet Turgut bizlerle beraber. Hoş geldin Mehmet Turgut. Hoş bulduk canım, sağ ol. Yani senin televizyonculuk konusunda meslektaşım olmam için bin fırın ekmek yemem lazım. Estağfurullah, olur mu? Senin de programların o kadar seviliyor, o kadar heyecanla takip ediliyor ve o kadar hiçbir yere çıkmayan isimler senin programına katılıyor ki biz de hayranlıkla izliyoruz seni. Fotoğrafçı kontenjanında şey yapıyorum, konuk alıyorum kendime. Hadi bakalım. Şimdi tabii ki nasıl başladın, nasıl buralara geldin falan demeyeceğim. Onu herkes biliyor zaten ama senin dünyaya hangi gözle baktığını merak ediyorum. Çünkü buna bakıyorum. Bu mesela benim için bir Habertürk bayrağı. Bayrağı diyorum, Habertürk magı. Ama sen bunu başka bir gözle görüyorsun. Ya şey, benim babamın bir lafı vardır. Ben bir yerden sonra film izlerken o filmden kopuyorum derdi. Hmm. Ondan sonra yani niye derdim? Çünkü o film çekilirken şu ışığı nereden nasıl yapmışlar? Ondan sonra işte bu açıyı nasıl yakalamışlar falan. Öyle bakmaya başlıyorsun bir yerden sonra. Mesleki deformasyon oluyor. Onun dışında da yani şimdi aslında hepimizde var o. Bu hani Instagram falan vesaire böyle fotoğraf programları falan çıktı ya. Şimdi eskiden insanlar mesela ağaçlı bir yolda yürürken normal yürüyorlardı. Hiç o ağaçlara bakmıyorlardı veya ağacın üstündeki kuşa hiç bakmıyorlardı. Hmm. Şimdi artık bu programlar işte paylaşım denilen hadise çıktıktan sonra herkes aman burada derinlik var. İşte bu yol çok güzelmiş. Hmm. Şurada kuş konmuş. Burada da bir tane böcek gördüm falan diye. Herkesin algısı bir fotoğrafçı algısına dönüştü. Ben buna seviniyorum bu arada. Yani böyle herkes benim gözümden bizim gibi hayata bakmaya başladı. Keyifli. Ama bir yandan da müthiş rakipler çıkarmış olmalı. Çünkü bazen Instagram'a bakıyorum, öyle güzel fotoğraf çekiyor ki halktan tabir ettiğimiz sadece insanlar. Halk değil canım, işte oyuncu arkadaşlarımız, müzisyen arkadaşlarımız, herkes çok güzel fotoğraf çekiyor. Sen ne düşünüyorsun bu Instagram konusunda? Yani ben şeyim ya konuda, insanları rahat bırakmalarını düşünüyorum. Yani rahat rahat insanlar fotoğraf da çeksinler, üretsinler de. Yani böyle hani ilk başta dediler ya, Photoshop çıktı mertlik bozuldu. Şimdi işte Instagram çıktı, herkes fotoğrafçı oldu. Böyle bir şey yok. Yani günün sonunda şöyle düşün. İşte mesela atıyorum işte Cem Yılmaz'ın en son film afişi. En son çektiğim iş diye söylüyorum. Hı hı. Orada böyle bir dünya yarattım ben. Ondan sonra işte yani herhangi bir iyi fotoğraf çeken birisinin o kompozisyona gelme olasılığı çok zor. Hı. Çünkü o bir fikir. Ha. Yani yazısı düzgün olan birisinin çok iyi roman yazması gibi düşün. Yazabilir mi? Hı. Sadece yazısı düzgün olduğu için. Hı. Şey yani iyi bir fotoğraf çeken birisi de onu iyi fotoğrafçı yapmaz. Anladın mı? Hı. Öyle düşünmek lazım. Peki şimdi tabii moda fotoğrafçılığı var. Doğa fotoğrafçılığı var. Var da var. Portre fotoğrafçılığı tabii var. İyi bir fotoğrafçı her konuda iyi olmalı mı ya da olabilir mi? Yani aslında şöyle düşünüyorum ben onu. Mesela işte bir tıp öğrencisi işte okula başlıyor. Sonra bir yerden sonra uzmanlaşıyor değil mi? Hı-hı. Yani hepsi aynı eğitim oluyor. Temel Hı-hı. tıp eğitimi. Hı-hı. Ondan sonra da uzmanlaşıyorlar. Yani bir ortopedistin bir kalp ameliyatına girmesi imkansız değil mi? Hı-hı. Ama girse bir şekilde işte yani hayatını kurtarır. Hayatını kurtarmaya çalışabilir. Aynı şekilde ben de mesela atıyorum bir doğa fotoğrafı çekmeye kalksam o fotoğrafın hayatını kurtarmaya çalışabilirim. Ama hiçbir zaman bir doğa fotoğrafçısı gibi çekemem onu. Yani o yüzden de branşlaşma aslında her meslekte çok önemli. Fotoğrafçılıkta da çok önemli. Yani her şeyi bilen hiçbir şey bilmiyordur lafı vardır ya. Her şeyi çeken hiçbir şey çekmiyordur aslında. Hmm. Yani ben de buna çok inanıyorum.
Şimdi benim uzmanlık alanım portre ve insan üzerine, evet, ifadeler üzerine. Bu şeydir, uzmanlaşmak bu konuda çok değerlidir ve çok önemlidir yani. Kötü fotoğraf yoktur, kötü Photoshop vardır. Yok. Kötü fotoğraf yoktur, kötü fotoğrafçı vardır. kötü çekilen bir fotoğrafın Photoshop'la güzelleştirilmesi? Çok zordur. Sen onu bir de kadınlara sor. Biraz yanaklarıma pembelik, biraz gözümün rengini açabilir misin, dişlerim beyazlasın. Şimdi artık app'lerde bile var bunlar. Var ama iyi Photoshop nedir biliyor musun? Nedir? Şimdi Patricia Cass ve Fransız şarkıcı. Evet. Onu ben Best Of'unu kapağını çektim. Ondan sonra aynı zamanda otobiyografisi çıktı kitabı. Onu kapağı da benim fotoğrafım. Ondan sonra ona Fransa'da bir dergide soruyorlar röportajda. Ya diyorlar sen Paris'te yaşıyorsun, adına bir dergi çıkıyor. Ondan sonra işte her ay binlerce fotoğrafın var. Yüzlerce fotoğrafçıyla berabersin. Niye gittin Türk fotoğrafçıya çektiği fotoğrafı kapak yaptın? Kadın diyor ki ben diyor hayatımda ilk kez diyor hem güzel hem de kendim gibi görünüyordum diyor. Yani buradaki aslında mesele bu. Anatomik mesele yani. Sen diyorsun ya kötü fotoğrafı böyle süsleyerek şey yapılır. Ama o başka birisi oluyor işte. Hem kendisi gibi gösterip hem anatomisini bozmadan hem de iyi gösterme meselesi asıl zor olan o. Yani bir şeyi basit bitirmek çok zordur ya. En zoru odur yani. Herbrits konusunda ne diyorsun? 2001'de mi 2003'te mi ne vefat etti? Evet. Bu bütün Cindy Crawford'lar hepsi objektifinin önünden Herbrits geçti. Herbrits deyince ben de fotoğraf terimi var mı diye diyorum. Bir kaldı böyle. Yani mesela o da mesela çok iyi bir arşivci. Yani şey aynen. Yani David LaChapelle gibi. Ondan sonra atıyorum işte Anne Lebowitz gibi. Yani mesela ben de... Ay bunların hiçbirini de beğenmiyor. Yo beğeniyorum. Arşivci dedi bir geçti üstünden. Abi ben de arşivciyim olur mu? İyi bir şey mi bu? İyi arşivciler. Ne demek arşivci olmak, ne demek fotoğrafçılık terimini olarak? Şöyle şimdi mesela tatsız bir örnek olacak ama. Söyle. Şimdi sevgili Yaşar Kemal vefat etti. Evet. Yaşar Kemal vefat ettiğinde bütün televizyonlarda, gazetelerde benim fotoğrafım vardı. Neden? Çünkü son fotoğrafı ben çekmiştim. Anladın mı? Yani bu aslında bir yerde üzücü ama bir yerde de değerli bir şey. Çok. Yani bunun gibi mesela bir sürü şey var yani. Yani atıyorum işte Ozzy Osbourne'la albüm kapağı çektim. Ne bileyim işte bu dünya rock tarihine geçirdi beni ve bir arşivdir. İşte rahmetli Aydın Boysan'ın sayısız fotoğrafını çektim. Yani böyle ustaların, üstadların fotoğrafını çekip arşivine koyduğun zaman bu ileride gerçekten çok değerli bir hal oluyor. O zaman ileride de Mehmet Turgut kitabı içinde malzeme toplamış oluyorsun. Onun için hem ileride atıyorum 50. yıl sergisi, 60. yıl sergisi yaşarsak ondan İnşallah. Sonra kitaplar, işte şeyler. Bak. Mert Alaş'ın şimdi yeni bir kitabı çıktı. Böyle açıyor gösteriyor ara ara. Senin kitabın ne zaman çıkacak? Benim kitabım çıktı. Ne zaman yani çıktı? Benim, niye bize göndermedin? Niye haberimiz yok? Bayağı oldu ama kitap çıkalı. Şimdi 30'da çıktı o. 30, ismi de 30 zaten. Ondan sonra şeyi de... Sen 30 yaşındayken 30 çıktı yaşlarındayken yani. Çıktı. 10 sene olmuş yani. İşte 10 senedir böyle bir almanak gibi bir şey yapıyorum ben. Ondan sonra işte bu sevgili Yekta Kopan editör hatta. Fotoğraflar ve hikayeleri var içinde. Yani o 30 yaşına kadar geldiğimde... çektiğim sanat fotoğrafları. Aslında şimdi hatta onu 40'tan itibaren olduğunu yapacağız. Aslında çalışıyoruz yani üzerine. Peki böyle eskiden o fotoğrafı çekmek, sonra karanlık odaya girmek, kimyasallarla uğraşmak falan artık onlar... Yani çok romantik kalıyor tabii. Kalmadı ama ne bileyim işin güzelliği de o değil mi? Ya şimdi benim tarafımdan baktığı zaman konuya çocukluğu ve gençliğinin bir kısmı karanlık odada babasının stüdyosunda çalışarak geçen bir adam olduğum için yani tabii benim için güneş ışığına çıkmak ve atıyorum bu Photoshop ve diğer işte hadiseler çok aslında parlak geliyor. Yani çünkü ben bunu hiçbir zaman bir romantik bir hadise ve entelektüel bir hareket olarak yapmadım. Mesleğim buydu benim. O yüzden de işte bir de çok hakim zaten karanlık odaya. Ama mesela insan özlüyor tabii. Değil mi? Var benim yine bir organizörüm, küvetlerim falan. 40 yılda bir tane film yakmak deriz biz ona. Yani filme çekmeyi. Birkaç makara film yakıp onları işte kendim tab edip böyle bir keyifli vakit geçiriyorum. Ama bu şey gibi garajındaki eski bir Amerikan arabası. Yani ona binip böyle hafta sonu böyle bir iki saat dolaşıp tekrar garajına koyarsın yani. Eğer öyle bir lüksün varsa. Yeni şeyleri takip ediyor musun? Yeni çıkan kameraları yoksa tabii. Bir tane kameram vardır benim. Yok. Benim için en iyisi odur mu diyorsun? Gene bak fotoğrafçılık burada tıpla çok benzer oldu. Tıpta da mesela kendini hep geliştirmesi gerekiyor doktorların. Fotoğrafta da fotoğrafçının kendini sürekli geliştirmesi lazım. Geliştirmek yani, hem ekipman olarak. Ekipman. Hem ondan sonra deneysel olarak hem ışık denemek, ondan sonra yeni alternatif ışıklar, yeni alternatif kameralar, yeni alternatif lensler
ve bunlar sürekli gelişen şeyler. Ve şu anda hele teknolojiyle beraber her şey sürekli şey yapıyor, kabuk değiştiriyor. Ve buna çok iyi uyum sağlaman lazım. Biz varımız yoğumuzu hepsini ekipmana da veriyoruz. Öyle mi? Tabii ışığa, kameraya. Sonra onu taşıyorsun yanında. Ne mecbur. Telefonunla fotoğraf çekiyor musun? Çekiyorum arada. Öylesine. Ya ben zaten bir yere gittiğim zaman yanımda makine taşımam hiç. Evet, şimdi de makineyle gelmedin. Yok. Yani eskiden beri öyle bir alışkanlığım yoktur yani. Şeyde de telefonla da mesela ne çekiyorum işte, evde köpeğim var. Onunla keyifli bir an. Arkadaşlarımayken falan yani. Herkes ne yapıyorsa onu yapıyorum yani telefonla. Peki mesela o köpeğinle keyifli anı çektikten sonra bakıp ay bunun bakış boşluğu olmamış, kafa ayarı iyi olmamış demiyor musun? Yok. Orada mesela işte atıyorum Instagram denilen hadisede veya işte sosyal medya, Twitter, Instagram, Facebook neyse. Orada sosyal medya hadisesinde bu tarz şeylere pek takılmıyorum. Yani orada çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yani sosyal medya benim mesela fotoğrafik olarak saçmalayabileceğim tek yer. Öyle düşün yani. Normalde yani atıyorum işte köpeğin fotoğrafı çekip sergime koyamam. Bundan sonraki adımın ne peki? Ne hayal ediyorsun? Yani ne istiyorsun? Öyle aslında yani çok hayalci bir adam değilim. Yani hayatta mesela karşına ne geliyorsa onu yapmak benim daha çok hoşuma gidiyor. Şimdi ODTÜ ile beraber, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile beraber bir sergi hazırlıyoruz. Ve yani tam böyle çağımızın sergisi oluyor. Çünkü bugüne kadar işte iki boyutlu fotoğraf yapıldı, video artlar yapıldı ama hiçbir zaman bize reaksiyon gösteren fotoğraflar olmadı. O yüzden de böyle işte insanlar mesela işte bir vücut içinde kalp siz ona yaklaşınca daha hızlı atmaya başlıyor falan gibi böyle bir teknoloji üzerine böyle bir bilim sanat bir araya getirip bir şey yapıyoruz. Allah Allah. Evet, mesela şu an onu düşünüyorum yani. Şu an kafamda var. Benim kafamda da şu an babamın küçükken bizi koltuğa oturtup o slide makinesini çıkartıp slide'ları böyle manuel olarak seyrettirmesi var. Ben biraz nostaljiciyim. Ya aslında gittiğin yol çok doğru bir yol. Yani şöyle söyleyeyim. Ben birkaç tane müzisyen arkadaşım var. Onlara da hep aynısını söylüyorum. Yani şimdi artık biraz daha analoglaşmak, biraz daha sadeleşmek tam öyle bir dönemdeyiz yani. Çünkü her şey o kadar çıldırdı ve o kadar kolaylaştı ki. Mesela işi biraz daha analog yapmak. Mesela işte atıyorum bir pick-up'la plak dinlemek, yani müzik dinlemek. Ondan sonra işte bir kaydı mesela analog yapmak gitar kaydına. Ondan sonra işte bir filmi yıkayıp karta basmak falan. Bunlar şu anda en değerli olan oldu. Bizim artık yaşımız da 40 olduğu için 40'tan sonra biraz daha sakinleşip tarz olarak da işte ne bileyim işte yaptığımız iş olarak da biraz daha analoglaşmak, biraz daha sadeleşmek gerektiğini hep söylüyorum zaten. Bir de eskiden albüm bakma keyfi vardı. Böyle albümleri bakardık. Tabii aile fotoğraflarından bahsediyorum. Şimdi elimizde basılısı bile yok. Yok. Bu fotoğraf sektörüne de ket vurdu aslında. Eskiden fotoğrafçılar vardı. Evet. İşte girerdiniz, fotoğraflarınızı bastırırdınız. Evet. 36'lık filmler vardı. O filmciler hepsi battı. Evet, hepsi battı. Hepsi battı. Yani benim babamın da arkada laboratuvarı var. Son laboratuvarlardan bir tanesi hatta. Yani şimdi artık tabii fotoğrafı tab ettirmek ve ondan sonra şey gibi kalmadı öyle bir şey. Ben mesela birkaç sene önce falan böyle bir hani check-out derler ya ona, bir kere kullanırsın makineyi. Bir bakkala girdim, baktım bir tane check-out makine satıyor. Ondan sonra bir tane versene şundan dedim. Ondan sonra adam güldü hatta, beni tanıdı. Abi ne yapacaksın falan, versene dedim. Ondan sonra aldım. Bir akşam da böyle bir arkadaşım konseri vardı. Bütün arkadaşlar toplanmışız. Onun da böyle milleti böyle çıt 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 çektim. Ve şöyle şeyler oldu biliyor musun? Bakayım mı? Al bak dedim. Bakacak bir şey yok, filme çekiyor çünkü. Ama refleks olmuş yani, nasıl çektiğini merak ettim falan. Ondan sonra milleti böyle çektim onunla falan. O da zaten 36'lık çekiyor. Yani. 36 kare var içinde. Sonra bir dahaki buluştuğumuzda ona tab ettirdim. Cebime koydum fotoğrafları. Ondan sonra işte onların hepsine tek tek fotoğraflarını dağıtmaya başladım. Ve böyle bakıp inanamadılar. Yani onlara mesela aslında çok uzak geçmişti yani bundan. Ne diyeyim, 10 sene önce falan yaptı. Normal rutinimizdi bu bizim. Aynen öyle. İnanılmaz geldi yani. O kadar unutmuşlar ki öyle bir şeyi. Böyle bir şeyin varlığını. O kadar hoşlarına gitti ki. Bir de Polaroid vardı. Polaroid hala var canım. Ama artık. Tabii eskisi gibi. Ama şimdi moda oldu yine işte. Moda oldu. Tabii evet. Canım, gene küçükleri moda. Alınıyor böyle pembeli, küçüğü yeşilli var, falan. Var. Çok enteresan. İşte dediğim şey işte orada işte analoğa geri dönüş. O mu? Evet yani. Bu beni mutlu eder. Hiç hayır demem ben buna. Evet evet. Çünkü eskiden dediğim gibi bir poz verme, bir fotoğraf çektirme ve çekme keyfimiz vardı. Çektiğin herkesi hatırlıyor musun? Çektiğim Mehmet? Herkesi hatırlıyor muyum? Yani sanatçı olarak çektiysem hatırlıyorum tabii. Beni nasıl bir pozda çekmiştin hatırlıyor musun? Beni de çektin. Aa, senin şeyi çektim değil mi? Çektin. Bir dakika söyleyeceğim. Hadi.
Hadi bakalım. Seni bir tane bir sosyal sorumluluk projesi için çektim. Aa, iki kere çektin beni. Tabii, ilk, öyle, ilk onda çektim. Vallahi helal olsun. Af. Bir şey söyleyeceğim. Ve kaç sene önce biliyor musun? Söyleyeyim sana, dur kaç sene önce olur ha. 11 sene olmuş. Muazzez İlmiyeçiğ vardı, Duygu Dikmenoğlu, ben. Ama ne güzel projeydi, evet, o. Evet, güzeldi. Hala ara ara güncelleniyor, biliyor musun? Kaç sene hatırlamaya çalışıyorum ya. Bence 11'den daha fazla. Ne 11? 11 sene oldu, İstanbul'a geldi. Ankara'da yaşıyordum o zaman da. Öyle mi? Tabii, 15 seneden fazla. Sonra bir kere daha çektim. Sonra ne iş çektim? Bir dakika. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Bir tane sonra daha çektim. Sonra niye çektim? Öğrenciler. Yine sosyal sorumluluk. Öğrencilik zamanımız. Beni bir şeye oturttun. Sıraya. Aha. Ondan sonra böyle yazıyordum. İşte karıştırdın. Onu ben çekmedim. O fotoğrafçı ben değilim. Sensin o. Ben değilim ya. Sensin o. Başkasına ben vermem değilim. Ben post. Emin misin? Evet. Ah, %100. Bakarız ben bir. Sana İnceleyeceğiz. Bak görürsün. Tamam. Unutmam. Ben o projeyi biliyorum. Ben çekmedim onu. Aa, nasıl çekmedin evet, ya? Evet. Ben bana verdirdiğin pozu bile hatırlıyorum. Hayır, renkler falan Mehmet Turgut renkleriydi. O yüzden şey Mehmet Turgut renkleri. Evet, evet. Nasıl renklermiş onlar? Ya sen bilmiyorsun. Onlar? Bak. Muhteşem Yüzyıl dizisi ilk çıktığında ilk iki sene bir sürü tebrik aldım ben. Abi çok güzel çekmişsin falan diye. Çünkü böyle benim tonlarımla, benim ışığımla yapmışlar. Ondan sonraki iki sene ben çektim zaten. Sonra sorun kalmadı yani. Fakat gerçekten müthiş bir göz Mehmet Turgut. Çok fazla fotoğrafçı var. Çok fazla fotoğraf çekmeyi seven amatör de var. Ama bir Mehmet Turgut kolay yetişmiyor. Bir de seni çok seviyorlar Mehmet. Çok arkadaşın çok fazla, sevenin çok fazla. Sağ olsunlar. Güzel bir diyalog kuruyorsun insanlarla. Yani işte bugüne kadar bir sürü iş yaptık. Yani bak şöyle düşün. Birisi albüm yaptığı zaman ilk şarkılar ilk sana gelir. Hmm. Yani güven meselesi de konu. Mesela bir çok en önemli film olabilir veya işte bağımsız film olabilir. Neyse o. O filmin işte senaryosu ilk sana gelir. Bir işte tiyatro oyununun ilk şeyi işte ne derler o? İlk skripte. Script sana gelir. Yani bir kitabın mesela daha basılmadan önce ilk şeyi sana gelir. Hmm. İlk edisyonu. Yani ve sen onları okursan ondan sonra fotoğraf çekersin. Hmm. Ve bu kadar insan sana güvenmiş. Bunları yıllarca göndermişler. Ve bir tane setten bile mesela bir tane fotoğraf sızmamış. Ne bileyim ondan sonra. Ya. Onu korktuğum şeydir. Ondan sonra ne bileyim korkar işte. Korkar mısın bundan? Çok dikkat ederim. Hmm. Ondan sonra işte bu kadar insan güvenmiş sana. Oradan bir tane bir şey sızmamış. Ve yani ve herkes biliyor ki bana geldiği zaman o iş düzgün olacak. Bu arada sadece albüm kapağı kitap falan değil. Yani bu mesela atıyorum bir alışveriş merkezinin çekiminde olabilir, bir inşaat şirketinin çekiminde olabilir, bir yat çekiminde olabilir. Yani biliyorlar ki insanlar bana gelsen bu adam sadece işini yapmak için bunu yapıyor. Hmm. Çok reklam setini ben böyle ölüyü dirilttim. Öyle yani mi? Tabii. Yani böyle hiç o her şey patlamış sette. Yani kostümü patlamış, peru patlamış bilmem bitmiş yani sette. Orada bir başka fotoğrafçı olsa eyvah deyip ilk taksiyle kaçar. Hmm. Orada bile şöyle yaparız, böyle yaparız, iple bağla, bilmem ne bantla falan filan kafaya şöyle yap falan. O yani oradan böyle deyip çok seti ayağa kaldırdım oldu yani. Belki başka bir fotoğrafçı olsa yok abi ben bu işi kaçar. Yani yapamam kusura bakma. Yapamam der, bir de kaçar der. Yani. Bir de ismini koyuyorsun yani çünkü neler oluyor? İmza atıyorsun çok büyük prodüksiyon mesela Türkiye'de en çok izlenen dizisi. Çıkmaza girmişler ve olmuyor yani afiş çıkmıyor. Hmm. Ne yapacağız ne diyeceğiz ben geliyorum bence şöyle yapalım deneyelim falan diyorum sette. Hmm. Ondan sonra tamam diyorlar. Perşembe günü çekiyorum cumartesi günü bütün Türkiye'de billboardlara çıkıyorlar işi. Hmm. Şimdi iki gün sabahlıyorsun tabii ama biliyorlar ki Mehmet yapar yani. Yapar. Yani, bizim oğlan. Bizim oğlan çocuk. Oluyorsun ama bizim oğlan olmanın sebebi de bu işte. Yani biliyor ki yani Mehmet'e gittiğimiz zaman bu iş çözülecek. Ama rahat. Bizim oğlan olmanın dezavantajı da var. Çünkü nasıl olsa bizim çocuk yapar der. Ondan sonra sen sonuçta profesyonel olarak bunu yapıyorsun. Kusura bakma abi bugün bizim paramız yok. Bir önceki işlerimize sahip bu sefer halbuki profesyonellikte böyle bir şey olmaz. Yok ya onları çok güzel idare ediyoruz. Yani zaten bizde her zaman kredisi olan insanlar var. Yani çok yakın arkadaşlarımız. Yani onun dışında da zaten biliyorlar insanlar artık yani neyin ne olduğunu, neyin nasıl idare edildiğini. Çünkü bir tane bir set kurduğun zaman bile asistanı, ışığı, stüdyosu bilmem ne zaten mecburen onun bir karşılığı var yani. O da ben cebimden verecek halim yok. O yüzden çözülüyor artık onlar. Bir de ben işe başladığım günden beri asla kendim kimseye para konuşmadım. Ha, tabii, iyi polissin sen ya, yani. Yani iyi polis de değil, ya, sevmiyorum. Benim şeyim değil yani. Ben şimdi birisine para konuşup ondan sonra 3 dakika sonra fotoğrafını çekmek bana garip geliyor. Hmm. Anladın mı demek istediğimi? Yani o para pul işleri önceden halledilir. İşte zaten menajerler konuşur, ajanslar konuşur falan. Hmm. Ondan sonra gelinir, her şey çözülmüş olur. Girip rahat rahat fotoğrafını çekersin yani.
Hiçbir şey düşünmeden, tabii. Arka planını düşünmeden ne gerek var öyle şeylere? Düşünsene, hadi bir pazarlık edip ondan sonra fotoğraf çekeceksin. 3 kuruş olmaz, 5 kuruş diye. Sonra sen sanat yapıyorsun. İmkanı böyle bir şey söz yapamaz. Konusu bile olamaz. Çok zor. Bir tane program projem var. Şimdi yarattım daha doğrusu. Yapalım. Tamam. Fotoğrafın izinde. Hafif belgesel tadında. Bir fotoğraf bulacağız. Eski fotoğraflardan, siyah beyaz. Tamam. Bir ünlünün fotoğrafı. Ama ünlünün etrafındaki kimseyi tanımıyor ünlü. Gideceğiz, o isimleri bulacağız. Onları bulacağız. O işler güzel işler, çok keyifli işler. Çok keyifli değil mi? Tabii. Ama çok zor. Büyük prodüksiyon lazım. Yapar mıyız sence böyle bir şey? Düşünmek lazım üzerine, çalışmak lazım. Ya o kadar çok konu var ki aslında. Yani aslında vakit olsa bir de bütçe olsa, o dediğin var, bir başka daha ne projeler, ne belgesel projeleri var. Mesela Nazım Hikmet'in bir tane hapishanedeki fotoğrafını bulacağız. Evet. Ama hiçbir yerde görülmemiş, bulunmamış. Hı-hı. Görülmemiş yani. Hiç evet. Gün yüzüne çıkmamış bir fotoğraf. Ya da Atatürk'ün bir fotoğrafı. Evet. Gideceğiz oradaki akrabalarına falan filan. Çok iyi. Çok zor ama. Çok zor, zor ama zor çok iyi proje. Evet. Ya güzel iş. Hemen Coşkun abi çağıralım. Aynen. Coşkun Aral, Nebil Özentürk'ü de çağıralım. Evet. O da böyle iş sürer. Tabii canım. Harika olur. Tabii. Sen de fotoğrafları bulursun. Fotoğraflarsın. Bütün olayın görselliği de sende olur. Önümüzdeki 20 sene böyle geçti. Ben de sunarım. Aradan, kıyıdan ben de sunayım. İyice saçlar beyazlar böyle. Uzun vadeli bir iş. Aynen. Bundan sonra ne çekeceksin? Var mı böyle netleşen, seni heyecanlandıran, böyle Patricia Kaas falan gibi? Geçen gün Ferhan abiye gittim, Ferhan Şensoy'a Ses Tiyatrosu'nda. Hem onun fotoğrafını çektim hem onun röportaj yaptım falan. Böyle şeyler yapıyorum. Bunlar çok keyifli oluyor. Ondan sonra şimdi mesela yine İlber Hoca'yla mesela Fazlı bir yere getirmek istiyoruz. Fazlı Say'ı. İlber Ortaylı, Fazlı Say. Yani böyle ilginç karakterler bir yere gelince mesela şey yapıyorduk. İşte Ahmet Mümtaz'la Hakan Günday'ı bir yere getirdik falan mesela. Yani bu adamlar bir yere geldiği zaman çok ilginç efektler çıkıyor ortaya. Konular da ilginç çıkıyor. Mehmet'ciğim çok teşekkürler. İyi ki geldin. Ben teşekkür ederim. Çok hasta hasta geldin. Yani bir de işine o kadar, sözüne o kadar sadık ki sanatçılarda da görmeyi çok sevdiğimiz, çok hoşumuza giden bir özellik. Serum yiyerek geldi. Bu da gerçekten çok ender. Şimdi İyi ki geldin çorba Mehmet'ciğim. İçmeye gidiyorum. Çorban benden olsun. Olur mu? İyi ki geldin. Sağ ol. Başarılarının devamını diliyorum. Çok önemlisin. Çok güzel işler yapıyorsun. Hep devam et. Nice programlara. Hep birlikte. Hep birlikte, sağ olun. Ve Söz Sende'nin sonuna geldik. Yeni bir Söz Sende de yine söz vereceğimiz bir isimle tekrar sizlerle beraber olmayı diliyoruz. Hoşça kalın.